Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Osman Çavuş Sercan Baş'ın acı haberi İstanbul'daki baba ocağına ulaştı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Müzik 26 yaşındaki Piyade Osman Çavuş Sercan Baş açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi askeri yetkililer tarafından Kağıthane'deki Şirintepe mahallesinde bulunan baba evine ulaştı. Sokakta taziye çadırı kuruldu. Şehit Sercan Baş yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazını müteakip Edirne Kapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Kıbrıs'ta ise askeri araç kaza sonucu topçu uzman çavuş Fatih Özkaya şehit düştü. Acı haberi alan baba kalp krizi geçirirken şehidin babaannesi ise fenalaşarak hayatını kaybetti. Müslümanların mağdur olması vesile olmuştur. Şehit Özkaya'nın Bartın'da yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğlunun şehit haberi sonrası kalp krizi geçiren baba Mehmet Özkaya kaldırıldı, hastanede tedavi altına alındı. Fenalaşan 94 yaşındaki babaanne Fatma Özkaya ise yaşamını yitirdi. Babaannenin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Şehit yavrusuyla beraber Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Türk bayrağı asılan şehidin evine giden vatandaşlar taziyelerini iletirken Balat Köy Muhtarı Şaban Toksez şehidin naaşının yarın toprağa verileceğini söyledi. Şehit haberini aldık. Babasına geldik. Dedik ki onun şehit oldu. Babası rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdi. Şu anda Karabük'te anjiyo olduğunu öğrendik. Büyük ihtimalle yarına kaldı bizim şehit cenazemiz. Balat köyünün başı sağ olsun diyorum. Şimdi babaanne zaten normalde bir hastalık 95 yaşında olmasına rağmen kimse tanımıyordu. Yatalak bir hastaydı. Sabah 6.30'da onu da kaybettik. Şehit Özkaya'nın evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.